Muğla'dan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, yine bir yağmurlu Muğla günündeyiz. 3-4 gündür sürekli yağmurumuz yağıyor arkadaşlar. Yani Allah bereketini versin tabii ki. Ben yağmuru severim. Yağmur şifadır, candır. Barajlarımız doluyor. Bakınız arkadaşlar, o da açtı. Sabah işlerim vardı, yine dışarı çıktım. Yani hava gayet güzeldi, açıktı, bulutlu değildi. Ama şu anda gördüğünüz gibi yağmur bulutları ve yağmur yağıyor. Bu petunyam da toparlanmaya başladı sanırım. Sevindim bunun toparlanmasına. Susuz kalmıştı, neredeyse kuruyordu arkadaşlar ya. Kaç gün susuz unutmuşum onu. Çok çiçek olunca. Bugün arkadaşlar biraz kuruyan yapraklarını aldım. Kalanşalarım, bakın, alırken de biraz kırdım, kopardım. Normalde de yine yanlışlıkla kopardığım yaprakları da aldım. Yine bir sürü yatırmam gereken yaprak oldu. Bakın, bu da buradan yavru veriyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Ya maşallah, benim baksanıza semperin yavruları nereye kadar geldi arkadaşlar ya. Ama çok güzel oldu rengi. Baksanıza yavrularına. Çok güzeller. Bir tane takipçim, çok hızlı çekiyorsun ve kamerayı çok sallıyorsun dedi. Ben de onun eleştirisine dikkate alıyorum. Biraz daha böyle yavaş ve kamerayı sallamadan çekmeye çalışıyorum ama unutursam kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bakın. Orada bir tür var. Şu da çok güzel oldu. Bu palidonisim de çok güzel oldu. Baksanıza kocaman oldu. Yavru veriyor mu acaba? Yok galiba. Arkadaşlar bir, evet, yok, vermiyor. Niye vermiyorsun? Bir sen kalmışsın yavru vermeyen. Burada çok güzel bir tür. Burada bir lolan var. Sinek git. Oy, burada ne kadar uzadırsınız arkadaşlar. Aslında ucularını kessem daha güzel olur, buradan büyür. Bunlar da geçiyor artık arkadaşlar. Geçerken de böyle oluyor. Ben bunları kesmem lazım. Şişeyi kaldırayım şuradan da. Ay. Bakın, temizlediğim yapraklar. Arkadaşlar, ayyon türlerimi buraya aldım. Artık güneş görmemesi gerekiyor. Çünkü iyice kapandılar. Gördüğünüz gibi, bakın. Yani o yüzden bunları böyle kenara aldım. Orada yine bir gölgeli de olsa sabah güneşi alacaklar. Alıyorlar yani sabah güneşini. Bakın, sardunyalarım da tomurcuk vermeye başladı. Şimdi de kapı niye açıldı dedim. Masal uyuyordu. Masal geldi. Masal, kıcım, uykudan yeni mi kalktın sen? Böyle arkadaşlar. Ha bak, burada perlinin bir tane yaprağını unutmuşum. Bakın. Zor aldım valla. Mensam da yavru veriyor arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar, benim çiçekleri hızlı geçmemin sebebi videolarım çok uzun oluyor diye, sıkılıyorsunuz diye kısa yapmaya çalışıyorum. O yüzden hızlı hızlı hepsini göstereyim, çekeyim falan diye uğraşıyorum ama bu arada işte abuk sabuk şeyler oluyor. Neyse, kaç tane, 100 küsür video çektik, hala ustalaşamadık bu konularda. Bakın, bu güzel yavru veriyor.
bakın. Garibim buraya sıkışmış. Aslında sıkışık değil, bakın. Gevşek yani, öyle şey durmuyor. Bunlar da semperleri değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar size kötü bir şey göstereceğim. Bu ne güzel olmuş. Şuna bakın. Maşallah maşallah. Bu ghost arkadaşlar. Bunun da altında bir sarı yaprak gördüm. Hemen yemin alalım. Heh, aldım. Grab the ghost. Baksanıza. Kocaman kafası oldu. Bu da öyle. Şunun da yapraklarının bir kısmını aldım. Onun kafasını uçuracağım büyük bir ihtimalle. Bu da hiç büyümüyor arkadaşlar ya. Ne oldu masal kızı? Masal üstüme çıkmaya çalışıyor. Onun da kuruyan yaprakları vardı. Onun da yapraklarını aldım. Şurada çok güzel arkadaşlar. Baksanıza ya. Böyle bir doğrulmadı arkadaşlar, yani öldü, ne güldü, ne büyüdü. Güneşten mi, yerini mi sevmedi? Bakın, Sedum California arkadaşlar bu. Valdilerim. Semperlerim var. Bakın, kaktüsüm çıkmış, bakın sizle birlikte gördüm. Baksanıza çok da güzel bir tür. Yamulmuş bile. Arkadaşlar bir tane sukulentim şurada duran. Agavides'in yanında. Agavides lipstick bu arkadaşlar, ama yaz geldiği için bakın kaybolmaya başladı şeritler. Yoksa buraya kadar iniyordu böyle aşağıya doğru. Bakın. Ta-ta-ta-tam. Çok üzüldüm ya. Baksanıza mantar olmuş arkadaşlar. Bu mantar. Çürüme değil. Ya tabi nemden dolayı mantar oluyorlar, ama baksanıza bir sürü de yapraklarını aldım. Diğer türden biraz yaprak aldım. İşte kurtarabildiğimi kurtaracağım. Bakın şunlar Lola'nın yaprakları. Şuradan. Bu Lola'ydı arkadaşlar. Yani keseceğim şuradan şu temiz yerinden, ama zannetmiyorum kurtulmaz arkadaşlar. Mantar olmuş çünkü. Yani bakın kökü sağlam gayet. Toprağı görüyor musunuz nasıl? Kil bilyesi var, ponza var, vermikülit var, lav kumu var. Yani kömür kırığı var. Baby'in toprağını kullanıyorum ben zaten. Arada kendim de yapıyorum, ama baby'e de yine katıyorum bir şeyler. Yani toprağınız da iyi olsa da işte olacağı varsa oluyor arkadaşlar. Lav taşı, ponza, her şeyi koymuştum. Bakın sedumuma. Pıtırcık sedum arkadaşlar bu. Ha yok, bu pıtırcık değil. Bu başka bir sedum türü. Ama pıtırcığa da benziyor. Fiydi, bir tuhaf bir şeyler oldu. Size şunu göstereyim arkadaşlar. Aman düşme sakın. Bakın. Saracağım kaktüsüm. Bu da daha hala açmadı, ama güneşli çıkmadı ki. Çok güzel rengi var. Kaktüslerim çok güzel oldular. Tabi şu mesela güneşten çok etkilenmiş. Şu da öyle. Bakın. Bu da pek güneşi sevmiyor galiba. Burada bir sıkıntım yok ama. Diğerine koyalım. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kısaca bunun içi de çok sıkıştı. Bunlar ne kadar boşluk vardı, siz de hatırlıyorsunuzdur. Kısaca çiçek açtılar. Tuhaf tuhaf bir şeyler oldu. Ana, masa. Çık omuzuma, çık. Ne oldu? Bakın arkadaşlar, bakın. Masal. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi benim yaramaz kızımı? Nereye çıktı yine? Bakın. Ya. Bir de bu masala uslu diyorlar bak. Bir de bu masala uslu diyorlar. Değil mi? Uslu musun sen? Düşeceksin buradan böyle aşağıya. Ha? Sen uslu musun? Alıştın böyle benim omzuma çıkmaya. Arkadaşlar ben şu masalı atayım aşağı da geleyim. Gördünüz değil mi? Masal, hani sen usluydun? Hani biz seninle anlaşma yapmıştık? Niye atladın omzuma yine sen benim? Heh, ilgilenmedim seninle diye değil mi? Değil mi? İlla dediğini yaptıracaksın değil mi? Ama sokağa çıkmak yok, yağmur yağıyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Bir daha öyle üstüme atlama, ödüm koptu. Düşeceksin bir gün aşağı. Evet, yaramaz masalı da azarladıktan sonra çekimime devam edebilirim. Kaktüslerim. Baksanıza. Rapsodiksim de can çekişiyor arkadaşlar. O da güneşi sevmedi. Minimum çok güzel ama bugün her yerden yavru fışkırdı. Bu sedumları da çok seviyorum. Her seferinde de gösteriyorum ve söylüyorum. Ben bunları geçen sonbahar hepsini yapraktan yaptım arkadaşlar. Bu saksıyı toprak doldurdum. Bu sedum türlerinin yapraklarını üzerine yatırdım. Geçen sonbaharda, kışa girişte havalar soğumaya başlamıştı. Ondan sonra şimdiye kadar böyle oldu. Hiç ellemedim ama arasından çok alıp hediye gönderdiğim oldu arkadaşlar. Aralardan da daha bir sürü ufaklıklar geliyor. Bakın. Çok güzeller ya. Bu da benim çiçek açmayan neydi, Silviana mıydı? Of, bunlar da sulandı yine. Her gün sulanıyor zaten. Bakın bu da düzeldi arkadaşlar. Yamuktu ya. Düzeldi çok şükür. Evet, kratonum. Bunda yaprakları büyüdü. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bu da çiçek açacak herhalde arkadaşlar, bakın. Evet, çiçeğe durdu. Bu para ağacım. Para ağacın da renk değiştirdi. Böyle bir koyu koyu oldu yaprakları. Çok güzel duruyor. Çok hoşuma gitti. Şimdi bu da çok güzel duruyor. Bunları arkadaşlar bir mantar ilacı yapmam lazım. Ama nasıl ya, hangi arada yapacağım bilmiyorum. Yarın arkadaşlar benim bu arada dışarı çıkmam sürekli. İş arıyorum. İşçi bulma kurumuna gidiyordum. Birkaç yere gittim. Tahliller de ne güzel büyümüş bakın. Biliyor musunuz? Bir yere kabul edildim. Evraklarımı hazırlamam lazım. Destan gibi bir evrak isteği yaptılar. Halk eğitimden bir eğitim kağıdı almam gerekiyor. Vesaire vesaire vesaire. Bir sürü işim var yani. Hangi arada derede yapacağım bu işleri ben de bilmiyorum. Bu çiçeklerin mantar ilacı olmaya ihtiyacı var. 4 gündür hava sürekli yağışlı, nemli. Yani Menteşe'de ben bu kadar nemli havayı daha önce hiç bilmiyorum. Bir arkadaş yorumlarda şey yazmış. Mayıs'ta yağması gereken yağmurlar Haziran'da yağıyor diyor. Gerçekten doğru arkadaşlar. Hava çok sıcak ısındı.
Sürekli de yağmur yağıyor. Hava aşırı derecede nemli, boğucu, sıkıcı bir hava var şu anda. Yani yağmur yağıyor ama hava 30 derece diyebilirim öyle yani. Hava sıcaklığı. O yüzden bu da ne oluyor? Tabii ki otomatik olarak çiçeklere yansıyor. O yüzden mantar ve çürüme oluyor. Yani mantar ilacı yapmam lazım çiçeklere. Ay bunlar ne kadar güzel duruyor. Şuna bakın ya. Çok güzel. Kaktüsüm de çok güzel oldu bakın. Güzel duruyor. İşte böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.